Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021 yılı ahi evran yılı olarak kapsamında düzenlediğimiz yılın ahisi ahilik kaftanı giydirme programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle 2021 yılını Ahi Evran yılı olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, mesleki etiğin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramı, dünyada eşi benzeri bulunmayan, Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlaki ve müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesi Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan ahilik teşkilatının dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkılar olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizin de teminatlarından biri olmuştur. Bizler de oda ve borsa camiası olarak günü sadece kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Çünkü bizler kadim ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcileriyiz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş veriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi ahilik temellerimiz 112. yüzyıldan atılmış, daha sonra tüm Anadolu'ya yayılmış, sizleri bugüne kadar süre gelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkar arasında sevgi, hoşgörü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük, tokgözlülük anlayışı ile kurulmuştur. Aynı zamanda günümüzün meslek odaları ve meslek birliklerinin temellerini de teşkil etmektedir. Ben bu temelleri nasıl edindim sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. İlkokuldan sonra belli bir süre kunduracılık, ardından manufatura tezgahtarlığı, askerden geldikten sonra çok önemli, eski sanayide 2 metreye bir barakada çaycılık. Çaycılığıyla uğraştıktan sonra büyüklerimizin desteğiyle, demirci büyüklerimizin desteğiyle 35 metrekare dükkanda demircilik işine başladım. Uzun yıllar soğuk demir işiyle uğraştıktan sonra oğullarımla beraber çelik kapı işine başladık. Bu süreçte ahilik değerlerinden asla vazgeçmedik. Değerli büyüklerimizin izinden onların bizlere devrettiği bayrağı ahilik inancına uygun şekilde taşıyarak gençlere örnek olmaya çalıştık. Günümüzde ticaret erbabı, esnaf ve sanatkarların oluşturduğu kurumlar ahiliğin insana değer veren dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmaktadır. Şehrimizden seçilen tüm ahi arkadaşlarım ve kendi adıma bu değerlerin kaybedilmemesi için gereken çabayı sarf edeceğimize söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle beni odamızın ahisi olarak seçen başkanımıza, meclis başkanımıza, meclisimize, yönetim kurulu ve tüm sanayi odası üyelerimize teşekkür ediyorum.